Evet merhaba arkadaşlar çok gelen çok sık gelen bir soru bu yazılımların lisanslanması ve korunması ile ilgili ee, çok sayıda kişi fikri olduğunu ve bu fikirlerin bir şekilde e, güvenmediğinden dolayı insanları açıklamaktan korktuğu işte yazılımcı e, birisine bu fikri anlatıp yazmasını iste isteyecek ama fikri açıkladığında bu yazacak kişinin onu çalmasından korkuyor veya işte bir yazılımcı bir arkadaş fikir kendisinin ama finansöre açıklayacak bir finansal desteğe ihtiyacı var ama bu finansal desteği alacak kişinin e, fikri çalmasından korkuyor veya başka e, sebeplerle bir şekilde çalınmasından korkuyor. E, nasıl yazılımları koruruz? Fikirlerimizi nasıl koruruz? Bundan bahsedeceğim. Şimdi tabii burada fikir ve yazılımın korunması iki ayrı başlık. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim ben bu konunun uzmanı değilim yani bir işte hukuki bir eğitim almadım avukat değilim herhangi bir patent ofisim yok bununla ilgili bir eğitimim yok ama bildiğim kadarıyla araştırdığım kadarıyla cevaplamaya çalışayım veya nerelere başvurabileceğinizi söyleyeyim siz oradan devam edersiniz. Öncelikle böyle bir durum varsa Türkiye'de patent ofisleri var. E, bu patent ofisleri sadece patent almaya yarayan ofisler değil. Bunun dışında işte faydalı fikir, bunun dışında işte e, trademark'ın Türkçesi, e, te, e, telif hakkı, e, ticari alınması, e, gene, e, hakların alınması, copyright gene hakların bun alınması. Bunların... E, yürütülmesiyle de ilgili yardımcı oluyorlar. Dolayısıyla herhangi bir şekilde bir fikri korumak istiyorsanız bir patent ofisiyle görüşebilirsiniz. Onlar size bir defa yardımcı olur ve aslında videonun bundan sonraki geri kalan kısmını da e, dinlemeyip tamam biz gidelim bir patent ofisiyle görüşelim diyebilirsiniz. Ben birkaç kere patent ofisleriyle görüşmem oldu. Patentim var. Malum patent alma sürecinde bununla ilgilendim. Birkaç kere yazılımla ilgili ve fikirle ilgili değişik süreçlerde patent ofisleriyle görüştüm. Genelde patent ofisleri görüşmeyi ücretsiz yapıyorlar. Fikir alabilmeniz, danış bilmeniz için size ücretsiz bir görüşme ayarlayabiliyorlar. Dolayısıyla herhangi bir ücret ödemeden bu fikri alabiliyorsunuz. Patent için özel olarak söyleyeyim. Patent sürecinde bu arada maliyetli bir şey bu. Çünkü Türk Patent Ofisi var. TPO diye geçen. Bir de European Patent Office var. EPO diye geçen. Şimdi Türk Patent Ofisi'ne e, patentinizi koyabiliyorsunuz bu incelemede incelemesiz değişik versiyonları var bir patent ofisine giderseniz detaylı anlatırlar. Fakat şunu söyleyeceğim yani bu konuya girmemiz sebebi e, Sonuçta siz o patent için harcanan paraları destek olarak alabiliyorsunuz. TÜBİTAK bununla ilgili destekler veriyor. Patentiniz varsa hatta patent ofisleri sizin adınıza bunu da işletebiliyorlar. Başvuruyu yapıp o parayı alıp sizin dolayısıyla patent maliyetinizi diyelim ki örnek veriyorum 15 bin lira ise bunu 2-3 bin liralar gibi maliyetleri indirebiliyorlar. Şimdi patent işi şöyle yalnız onu söyleyeyim genelde yazılımın patentini almak şeklinde geliyor sorular. Yazılımın patenti olmuyor. Türkiye'de yazılım patenti alınamıyor. Amerika'da alınabiliyor. Türkiye'de ...yazılımın patenti olabilmesi için bir buluş olması lazım. Yani mesela diyelim ki, örnek verelim. İşte siz bir e, mobil uygulama yapacaksınız. Bu mobil uygulamada bir oyun yaptınız. Ve bu oyun çok e, süper. Hiç daha önceden akla e, gelmemiş bir oyun. E, bunun patentini almak istiyorsunuz. Bu mümkün değil. E, patent genelde algoritmaların, e, yeni bir buluşun e, patenti olabiliyor. Yeni bir e, buluş yapmanız gerekiyor. Mesela bir, e, ne bileyim, sıkıştırma algoritması bulmuşsunuzdur. E, i̇şte... Ne mi şifreleme algoritması bulmuşsunuzdur. Bu algoritma patenti olabiliyor. Ee, orada da şunu unutmayın. Her yani yazılım olarak yazdığımız her şey makineye dönüştürülebilen şeyler, yani bir donanıma dönüştürülebilen şeyler. Dolayısıyla yazılım ve donanım aslında yani yazılım veya donanım e, patentlenmiş oluyor. E, ama e, mevcut diyelim ki sistemleri kullanarak, birleştirerek e, teknolojileri kullanarak bir e, şey yaptıysanız bunun patenti olmuyor. Şimdi bunun şey, e, bu yazılımı nasıl koruruz Onun e, telif hakkı olabiliyor. Telif hakkı için e, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvuruyorsunuz. Bu normal kitaplar gibi işleyen bir süreç. Yani siz nasıl kitabınızı bastıysanız ve o kitabın telif hakkını kendi üstünüze almak istiyorsanız yazılımı da e, yazan kişi sizsiniz. Aynı yazarın bir e, kitabı yazması gibi bir bandrol normalde veriliyor biliyorsunuz. Yazılım sürecinde de aynısı işliyor. Bu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvurup e, bu eserin hakkını alıyorsunuz ve o eserin çoğaltılma hakkı sizin oluyor. Normalde bunlar suç. Biliyorsunuz e, normalde mesela işte e, bir yazılımın diyelim ki lisansını satın almadan kopyalama, kopyalayan birisi var. Veya kopya yazılım satan birisi var. Veya işte bedelsiz dağıtan, kiraya veren işte bunun e, şeyine bakarsınız. E, ne denir? Kanuni e, detaylarına bakarsınız. Kanunda bunların hepsinin hükmü var. Bunların cezaları var. İşte 6 yıla kadar hapis, işte şöyle cezalar, böyle cezalar şeklinde giden bir e, süreci var. E, bunun ben maddesini söyleyeyim. Şeyde yazarım. Türkiye Cumhuriyeti e, ceza kanunları, Türk ceza kanunları bilişim suçları başlıklı 243 ve 244. maddelere bakabilirsiniz. Burada marka koruma hakkı ile ilgili detaylar var. Ve tabii vergi kaçakçılığına da giriyor. Çünkü normalde ticari bir faaliyet olan yazılımın el değiştirmesi, satılması işlemini e, vergi yani e, beyan etmediği için ticari kazancını beyan etmediği için vergiden dolayı da bir e, suç işlemiş oluyor bunu yapan kişiler. E, ağır cezaları var ve giderek e, uygulanmaya da yani daha fazla da uygulanmaya başlıyor. Şimdi e, şunu söyleyeyim. Dolayısıyla bir yazılımınız var. Bu yazılımın e, resmi olarak yazılımı ürettikten sonra resmi olarak korumasına gidebiliyorsunuz. Ama bakın burada kritik nokta ne? Yazılımın üretilmesi. Şimdi olmayan bir yazılımı haklarını nasıl alacağız? Çünkü genelde arkadaşların sıkıntısı bir fikir var ve bu fikrin korunmasını istiyorlar. Şimdi burada da şöyle bir süreç işleyebiliyor. İş planınız iş fikriniz yazılı bir hale getirirseniz bunu bir defa en büyük sıkıntı şu herhangi bir mahkeme durumunda mahkemeler yazılı bir belge istiyorlar. Sizden bir doküman bir, bir delil istiyorlar. Bu fikrin size olduğuna dair. Şimdi bunu nasıl gösterebilirsiniz? Bu bu belgeyi, delili göstermek için ee, en kolay yollardan birisi Türkiye'de gideceksiniz, bunun çıktısını alacaksınız, bu fikri yazacaksınız bir yerlere, ee, çıktısını alacaksınız ee, ve bunu bir noterden onaylatacaksınız. Noterde biliyorsunuz bir kopyası saklanıyor bütün e, belgelerin. İş fikri olabilir, iş planı olabilir, business plan diye bizim bir videomuz var iş planlarının anlattığımız. Ee, bunu e, gidip e, lisanslayıp e, şey e, noterden çıktısını alıp... Şimdi tabii şunu söylemek lazım, e, her fikrin ...noterden bir kopyası alınmış olması... ...sizin onunla ilgili mahkeme açabileceğinizi göstermiyor. Bunun orijinal bir fikir olması lazım. Yani mesela örnek verelim. İşte ben bir oyun yazacağım. Oyunun gelirini internet üzerindeki reklamlarla elde edeceğim. Şimdi bu bir fikir. Ve belki Türkiye'de kimse bunun lisansını almamıştır. Bununla ilgili bir belge tutmamıştır. Ama bunun şu an zaten uygulanan... ...ve sizden önce uygulanan bir şey olduğunu ispatlamak çok kolay. Genelde mahkemeler bu böyle durumlarda direkt karar vermiyorlar. Bir bilirkişi atanıyor... Yani sonuçta bu mahkemeyi yöneten hakim kişinin e, bilişimle ilgili çok bilgisi olmayabiliyor. Genelde olmuyor. E, ve bir bilir kişi atanıyor. Ve olsa bile bilir kişi atıyor. E, ve bilir kişinin bu konuda yazacağı rapor önemli değil. Dolayısıyla özetle siz fikriniz varsa bu fikri yazılı bir hale bir delil haline getirmeniz gerekiyor. Şimdi Amerika'da e, yurt dışında bununla ilgili şöyle sistemler var. İnternet siteleri var. Siz internet sitesine e, fikrinizi gönderiyorsunuz. Yazılı bir belgeyi de gönderebilirsiniz. Bir Word dosyası, bir PDF dosyasını gönderiyorsunuz. O sistem bunun hash'ini alıyor. E, dolayısıyla o fikri görmemiş oluyorlar. Sadece hash'ini siz hash'ini gönderiyorsunuz oraya diyorsunuz ki bu doküman benimdir. Bu dokümanın hash kodu da budur hash'ini gönderdiğiniz için o özet bir bilgi mesela diyelim ki sayfalar 100 sayfalık bir doküman gönderdiğiniz bilgi belki 512 bitlik bir bilgi yani çok kısa bir bilgi oradan geri dönüp sizin dokümanınıza ulaşma şansları yok onu saklıyor o site onun için belli bir para ödüyorsunuz yıllık ucuz paralar 5 dolarlar 10 dolarlar civarındaki paralardan bahsediyoruz. Yani öbür gün bir problem olduğunda mahkemeye gidip diyorsunuz ki bu doküman benim daha önceden yazdığım dokümandı. Yani aynı noter sistemi gibi çalışıyor ee, ve siz Sonra diyorsunuz ki bu doküman benim dokümanımdı. İspatla diyorlar. İşte dokümanın bir daha hash'ini alıyorsunuz. Herkesin gözü önünde. Çıkan hash oraya store edilmiş. Orada saklanan hash'i karşılaştırıyorsunuz. Evet diyorlar ki bu dokümanın e, hash'i ile orada saklanan hash kodu, e, özet kod aynıdır. Ve dolayısıyla işte bu dokümanın bu e, hash koda sahip olduğu anlaşılmaktadır. Zaten o hash koda sahip başka dokümanlar olabilir ama... ...anlamlı bir daha bir doküman çıkma ihtimali çok 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 zayıf. Ve çıkan anlamlı dokümanın da e, herhangi bir tecrübesi alınabilecek bir fikir olma ihtimali çok çok düşük. Dolayısıyla böyle bu hizmeti sunan web siteleri var. Yani bir yerde sanal noter hizmeti gibi çalışıyorlar. Türkiye'de bunu noterler sunuyor ve Türkiye'de noter üzerinden bunu belgelemeniz gerek Belgelemeniz en azından mahkemede bir fikir oluyor. Tabii bunun dışında şeyler yapanlar da var. Mesela hiçbir şey beceremiyorsanız işte e-mail atabilirsiniz birkaç kişiye. O e-mail'ler belge olarak kalabilir belki. Sonradan dersiniz ki işte ben e-mail atmıştım ödülür. E-mail sunucusunun tarihine, saatine bakılır. Hani ucuz bir çözüm bulayım, bedava bir çözüm bulayım diyorsanız. Ama bunlar tabii mahkemede ne kadar delil kabul edilir veya bilirkişi bunları ne kadar e, delil kabul eder. E, o tartışmaya açık bir şey. Noter olunca biraz daha e, noter de pahalı bir şey tabii biliyorsunuz. Sayfa başına bir ücret alıyor. Bazen e, yani çok sayfalı olan bir e, sistemde yüksek maliyetler çıkabiliyor. Özetleyecek olursak bir yazılımı ürettiğinizde Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan bunun e, haklarını, marka haklarını alabiliyorsunuz veya e, trade markını yani ticari haklarını alabiliyorsunuz. E, sizin dışınızda, sizin izniniz olmadan kopyalanması durumunda mahkeme edebiliyorsunuz. E, ve tabii bunu yakalamanız ve suç duyurusunda bulunmanız veya şikayet etmeniz lazım ve tabii o mahkeme süreçleri Türkiye'de biliyorsunuz bir muhatap olması lazım. Mesela e, sizin e, yazılımınızı kopyalayan kişiyi bulmanız, onun adresini bilmeniz ve o adrese tebligatın gönderilmesi, o kişinin bu tebligatı almasından sonra başlayan bir mahkeme süreci var. Ee, genelde bu iş işte elektronik sistemlere de döndü. Elektronik olarak tebligat da yapılabiliyor artık. Bununla ilgili kanun da çıktı. Ama dediğim gibi bunun hukuksal sürecini böyle bir durum varsa bir avukatla görüşmeniz, bilişim hukukundan anlayan bir avukatla görüşmeniz çok daha doğru olacaktır. Ben sadece birkaç yerde e, duyduğumuz, gördüğümüz, başımıza gelenlerle size bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Evet fikri almak istiyorsanız yani yazılıma dönüşmeden daha henüz üretilmeden bir fikir var ve bu fikrin telif haklarını almak istiyorsanız bunu yazılı bir döküman haline getirip o fikri e, sizin olduğunu belgeleyecek bir e, sisteme geçmeniz gerekiyor bunun için de en kolay yollardan birisi ya patent ofisine gideceksiniz onların yönlendirmesi sonucunda e, o fikrin haklarını alacaksınız ya da bir notere gidip basitçe bunun e, sizin fikriniz olup o, o dokümanı size ait olduğunu belgeleyeceksiniz o dokümanda fikir yazacak ve o fikirde sizin e, ileride hak iddia edebileceğiniz bir fikir olmak zorunda. Tabii bunu avukatla görüşmesi her fikir dediğim gibi böyle ileride hakkı e, beyan edilebilecek bir fikir olmayabilir. E, ...şayet çok e, spesifik bir, orijinal bir algoritma bulduysanız... ...o algoritmanın patentini alabilirsiniz. Ve dolayısıyla o algoritmayı kullanan herkes... ...size o patent ücretini ödemek zorundadır dünyada. Patentlerin kanunları var. işte 5 yıl, 10 yıl değişik e, sürelerde geçerli olan patentler var. Her patent, yani patent aldık ömür boyu bizimdir gibi bir şey olmuyor. Onun yenilenme süreleri var. Mesela 10 yıl sonra bir daha yenileyebiliyorsunuz. Birkaç kere böyle gidebiliyor. E, ve dünyada geçerli olması için onun e, bir süreci de var. E, gerçi bu patent işlerini anlatırken... çok ...çok detaylı şeyler anlatılabilir aslında... E, ...hani buradaki amacım sadece... ...bununla ilgili sorusu olanlara cevaplamak... ...ama o patentler ne kadar etiktir... E, ...topluma ne kadar faydalıdır... ...bu patent savaşları firmalar arasında ve... E, lisans savaşları aslında fi, bazı firmalar var ki artık e, yeni bir şey üretip para kazanmak yerine birbirine mahkeme açarak birbirinden para e, kazanmaya çalışan bir savaşa doğru gidiyor bu iş yazılım dünyasında o çok başka bir dünya onunla ilgili özel bir video belki çekmek lazım yani e, bu patent savaşları ile ilgili veya hukuki savaşlar e, mahkeme savaşları ile ilgili firmalar arasında ama e, hani soru o geldiği için yani genelde merak edilen ne olduğu için zannediyorum bir fikir oluşmuştur yazılımızı nasıl koruyacağınızla ilgili umarım faydası olur. Gene sorularınız varsa dediğim gibi gidebileceğiniz avukatlara başvurabilirsiniz. Genelde danışmanlık ücreti alıyor avukatlar. Alıyoruz yazıyorlar ama almayabiliyorlar. Böyle bir şey olabilir. Veya şeye başvurabilirsiniz. Ne denir? Patent ofislerine başvurabilirsiniz. Genelde patent ofislerinin bir avukatı ve işte patentten anlayan bir mühendisi oluyor. O dokümanları, projeleri yazabilmek için. Onlara başvurabilirsiniz. İlk ulaşabileceğiniz, fikir alabileceğiniz kişiler bunlardır. Umarım faydası olur. Herkese başarılar dilerim.